Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere piyasada en çok satılan ve en çok ilgi gören iki farklı markanın gimbal'larının karşılaştırmalarını yapacağım. Bunlardan bir tanesi DJI Osmo Mobile 3, bir diğeri ise Zhiyun Smoke Q2 modeli olacak. Bunların aralarında ne farklar var? Tercih etmek istediğinizde hangisini tercih edebilirsiniz? Bunun için sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Tabi bu tercihtir. Hangisini almak isterseniz buna siz karar vereceksiniz. Çünkü iki üründe gerçekten güzel bir ürün. Önce kutu içeriğinden bahsetmek gerekirse DJI modeli biraz daha dolu olarak geliyor ve ekstradan isterseniz aksesuar olarak combo paketinde satın alabilirsiniz. Combo paketinde tripod ve taşıma çantasıyla birlikte geliyor. Q2 modeline baktığımız zaman bunlar bulunmuyor ve combo paketi gibi bir paketi de yok. Zhiyun'a baktığımızda kutu içerisinden gimbal'ın kendisi ve bileğimize takabileceğimiz bir bileklik ve bir de Type-C kablosu ile birlikte geliyor. Bunlar tabi DJI modelin içerisinde bunlar da var. Bir de ekstra olarak taşıma kesesi oluyor. Tabi combo paketinin haricinde bunlar. Combo paketini alırsanız az önce dediğim gibi bir tripod ve taşıma çantası ile birlikte geliyor. Kutu içeriğinden bahsettikten sonra bir de fiyattan bahsetmek istiyorum. Fiyatları da birbirine yakın ama DJI biraz daha pahalı olarak alabiliyorsunuz. Eğer combo paketini almak isterseniz yaklaşık 100 liraya yakında bir ekstra fiyat çıkıyor arkadaşlar. Fiyat ve kutu içeriğinden bahsettikten sonra ikisinin de tasarımından bahsedelim. Tasarım olarak baktığımızda Q2 modeli biraz daha güzel yapılmış arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız telefonumuza taktığımız takma aparatı Q2 modelinde çıkartılabilir bir konumda. Ama DJI'ye baktığımızda taşıma mandalının yani telefonu sabitlediğimiz mandal yerinden çıkartılamıyor. Tabi ben DJI Osmo Mobile 4'ün yeni çıkacak olan 4 modelini de sizlere tanıtmaya çalışmıştım. Dördüncü modeli geliyor ve onda bu çıkartılabilir olacak ve daha güzel olacak, mıknatıslı bir şekilde olacak. Ama Q2 modeli ondan biraz daha geri olmasına rağmen çıkartılabilir bir tutma aparatı bulunuyor. Bunun da bazı kolaylıkları var tabi. Telefon görüşmemiz gerektiğinde gimbal üzerinden çıkarttığımızda daha kolay bir şekilde çıkartabiliyoruz ve o telefonu taktığımız aparat yerinden çıkabiliyor. Geri takmak istediğimizde o aparatı yerine oturtup mandalını kapatabiliyoruz. Bu da bize ne avantaj sağlayabiliyor? Telefonla görüşmemizin haricinde, telefonu yerinden almamızın haricinde tekrar kalibrasyon yapmamıza gerek kalmıyor. Çünkü gimbal'ları açtığımız zaman ilk önce kalibrasyon yapmamız gerekiyor ki ve üzerinde bulunan dengesizlik yüzünden motorlarda şaşma veya motorları zorlayıcı bir durum olmaması için her gimbal'ı aktif hale getirdiğimiz zaman bir kalibrasyon yapmamız gerekiyor. Tabi dediğim gibi DJI üzerinden aldığımızda ilk önce motoru durdurmamız gerekiyor ve telefon üzerinden öyle almamız gerekiyor ve taktığımızda tekrar kalibrasyon yapmamız gerekiyor. DJI'da aparatı üzerinden aldığımız için tekrar kalibrasyon yapmamıza gerek yok. Tabi bu da bir avantaj olarak gözüküyor ve bundan bahsettikten sonra bir de pilinden bahsetmek istiyorum. İki cihazın da pilleri aslında birbirine yakın ve bizlere kullanım süreleri genel olarak ikisinde de aynı şekilde sunulmuş. İkisi de 15 saat ve 15 saatin üzerinde donanım ömrü sunuyor. Bu da gerçekten çok güzel bir şey ve bunun haricinde pilden bahsediyorken Q2 modelinin avantajlı bir yönü de çıkartılabilir bir pil olması. DJI'de çıkartılabilir pil yok. Tabi bu herkes için avantaj sayılmayabilir. Çünkü pil ömrünü tamamlaması veya bozulması konusunda baktığımız zaman içerisindeki piller bayağı bir uzun ömürlü olacak piller zaten. Ama şu yönden baktığımızda da diyelim ki size süre yetmeyecek olursa ve şarj etme konusunda bir sıkıntı yaşayacaksanız Q2 modelinin çıkartılabilir olmasıyla kendinize yedek bir pil alarak bu pili değiştirerek kullanımınıza devam edebilirsiniz. Gene pil konusundan bahsetmek gerekirse her iki cihazda Type-C kablosuyla şarj olabiliyor ve bunun yanında isterseniz telefonunuzun şarjı bittiğinde gimbal üzerinden USB portuna USB kablonuzu takarak telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Pilden de bahsettikten sonra şimdi de gelelim cihaz üzerinde bulunan tuşlara. Q2 modeli DJI'ye göre biraz daha az tuş barındırıyor. Bazıları bu tuşların kafa karıştırmaması sebebiyle Q2 modelini tercih edebilir. Ama DJI'ye baktığımız zaman biraz daha fazla tuş var ve bu tuşlar her biri bir özellik değil, birden fazla özelliği aynı anda kullanmamıza olanak sağlıyor. Arka tarafında bulunan tetik tuşuyla 4 ayrı işlemi yapabiliyoruz ve üzerindeki tuşlar birden fazla işlemi dediğim gibi yapabiliyor. Mesela menü tuşuna, mod tuşuna 3 sefer bastığımızda cihaz uyku moduna geçebiliyor. Ama Smoke
Q2 modeline baktığımızda uyku moduna geçirmek istediğimizde veya cihazı bekleme moduna almak istediğimizde elimizle cihazı çevirerek o şekilde uyku moduna almamız gerekiyor. DJI'da bu böyle değil. Üzerindeki tuş ile uyku moduna alabiliyoruz. Dediğim gibi arka tarafta bulunan tetik 4 farklı işlemi yapabiliyor. Mesela sport moda geçmek isterseniz sport modda kullanabiliyorsunuz. Ön kameradan arka kameraya geçmek isterseniz bu tuş ile yapabiliyorsunuz. Ama bunda şöyle bir şey var. Çekim esnasında ön kameradan arka kameraya geçemiyorsunuz. Ama Q2'ye baktığımızda Q2'de önden arka kameraya geçme imkanı yok ama kamerayı anında çekim yaparken dönüş yaparak yani etrafında dönüş yaparak ön çekimden arka tarafa çekime geçebiliyor. Bu da DJI'da yok. Ama ön kameradan arka kameraya geçmek isterseniz çekim esnasında değil ama çekimi durdurup tekrar başlatmanız gerekiyor tabii. Çekimi durdurup ön kameradan arka kameraya geçiyorsunuz ve çekime tekrar devam edebiliyorsunuz. Q2 modelinde modlar arası geçişleri uygulamaya bağlı olmadan bağımsız bir şekilde yapabiliyoruz. Ama DJI'da modlar arası geçmek istersek uygulamaya illaki ihtiyacımız var. Uygulama içerisinden mod değiştirmesi yapabiliyoruz. Q2'de dediğim gibi üzerindeki tuş takımını kullanarak, tuşları kullanarak diğer modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu arada modlardan bahsetmişken modlar genel olarak birbiriyle aynı ama yazılımsal olarak DJI bana biraz daha iyi geldi. Çünkü bazı modlar yani sahne çekimleri, hazır içerisinde bulunan sahnelerin dolu dolu olması veya fotoğraf çekimlerinde farklı şekillerin olması, panoramik fotoğraf çekmek isterseniz bunların daha farklı olması ve yeni gelen güncelleme ile 3 farklı görüntüyü bir panoramik resimde alabiliyorsunuz. Dediğim gibi aralarında çok da fark yok. Fiyat olarak da birbirlerine yakın. Özellik olarak da birbirlerine yakın. Tabi kullanıcıların kullanım özelliklerine göre, bu isteklerine göre tercih meselesi değişebilir. Ben DJI'yi seçtim. Çünkü üzerindeki tuş takımları benim için en cezbedici olan oldu. Bir tuşun birden fazla işlemi yapabilmesi benim için daha iyi oldu arkadaşlar. Arka tarafta bulunan tetik birçok işlemi yapabiliyor veya ön taraftaki mod tuşuna bastığım zaman birçok işlemi oradan yapabiliyorum. Ama diğer yandan Q2 modeline baktığımız zaman Q2 modelinde bunları tuş üzerinden yapmanız pek de imkanı yok. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Tercih yapmanız gerektiğinde, hangi ürünü seçmeniz gerektiğinde bu video size faydalı olur. Dediğim gibi Osmo Mobile 4 geliyor. Osmo Mobile 4'ten de biraz bahsedelim ve videomuzu sonlandıralım. Osmo Mobile 4 Q2 modelinde bulunan telefonu yerinden çıkartma işlemini daha güzel yapacak ve orası manyetik bir alanla yani bir mıknatısla daha da kolay olacak ve daha da güzel olacak. Q2 modelinde mandal çevirerek kapatmamız gereken sistem DJI bölümüne baktığımız zaman DJI'de bu olmayacak. Direkt mıknatısla tutturarak kullanabileceğiz. Bu iki ürün için anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için tercih meselesinde faydalı olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.